İzmir'de yaşanmış olan 6,6'lık deprem felaketinden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin, yani Türkiye'de yaşayan ne kadar vatandaşımız varsa hepsinin başı sağ olsun ve geçmiş olsun diyerek başlayalım. Hepinizin de bildiği üzere televizyonlardan, haberlerden hep izliyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Depremin altından göçüğün 33 saat sonra bile mucize gerçekleştirilerek altından canlı insanların daha çıkarıldığı, yaralı olarak görüyoruz. Böyle mucizelere hani tanık oluyoruz. Deprem tabii ki büyük bir felaket. Hepimizin, herkesin başına gelebilir. Yaşayan bütün insanların gelebilir. Bu bir doğal afet, biliyorsunuz. Kimse benim başıma gelmeyecek diyemez. Çok acı bir durum yani. Onu yaşayan insanlar daha iyi bilirler ama televizyonda izleyince yüreğimiz çok burkuluyor. Artık dayanamıyoruz. Çok üzülüyoruz ama elden de bir şey gelmez yardım etmekten başka. Ve acısını, herkesin acılarını paylaşıyoruz. Ama burada şimdi siyaset yapmayalım. Siyaset yapmadan birkaç da soru sormamız gerekiyor. Yani böyle bazı soruların da üzerinden öyle geçemeyiz arkadaşlar. Sormamız gereken bazı çok önemli birkaç soru var yani. Şimdi hepimizi ilgilendirdiği için şunu soralım yani. Bu deprem bugün meydana geldi. Eğer iktidarda AK Parti hükümeti, yani AK Parti de demeyelim, Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı ne olurdu? Bunu soralım. Ve bildiğiniz gibi çok fazla zaman geçmedi daha üzerinden. Erzincan depremini biliyorsunuz. Orada yaşanmış olan deprem sonucunda Kızılay'ın toplamış olduğu deprem paraları, hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Deprem paraları sonrasında Kızılay orada çadırlar kurarak oradaki insanlara maddi ve manevi olarak evdir, yataktır, çadırdır, sıcak yemektir, buna benzer bir sürü yardımlarda bulunmak üzere bir maddi para toplandı. İBAN numarası verildi. Bunu da biliyorsunuz. Ve sosyal medyadan, Facebook üzerinden, YouTube üzerinden, Twitter üzerinden hep gördüğüm Cumhuriyetçi, Atatürkçü bilmem neci, Atatürk sevenlerden, Atatürk gibi düşünenler, Atatürk'ün askerleriyiz, biz Atatürkçüyüz diyenlerin böyle bir gruplarında, Facebook'ta özellikle paylaşımında Kızılay yardım topluyor. Kızılay yandaş bir kuruluş. Yandaşın emir ve yasakları doğrultusunda hareket ediyor. Artık bizim için Kızılay bitmiştir diye bir resim koyup da paylaştıktan sonra, bak hep bu CHP tarafı, hani siyaset yapmayalım diyoruz ama çünkü o gruplar hep o taraftan paylaşıyor. Siyaset yapmamıza yine gerek yok yani, ama siyaset yapmadan bu konuyu işleyelim. Orada o paylaşımın altındaki yorumları okudum, 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 okudum. 300, 500, 700 binlere varıncaya kadar yorumlar var. Yorumlardan birkaç tanesini sizlere söyleyeyim. Sizlerin de başınıza gelmiştir. Okumuşsunuz veyahut da şahit olmuşsunuzdur. Kızılay bilmem ne bilmem ne meydanlarda kan topluyor da, onlar kansızlar da bilmem ne de, onlar batsın bitsin yok olsun gitsin de, yandaşlar, köpekler, hainler, hani küfürler ayrı ayrı, benim için Kızılay bitmiştir, ona ben şeyimi bile vermem, zıkkım yesinler, zıkkım alsınlar, onlar kim oluyor, onlar hainler, onlar satılmışlar, onlar bilmem neler, onlar hep Arapları, Suriyelileri, yok şunları, yok bunları besliyor, vatan hainleri, onlar hepsi yani Türkiye'den hariç, onlar yandaşları doyuruyor, hep yandaşlar oraya hani aktan paraları kendi ceplerine alıyorlar, yok orada hani hortumlar, sömürge, orada her şey alevere dalevere, her türlü orada hile hurda var gibi hep böyle küfürler. Benim için Kızılay bitmiştir. Benim için Kızılay bitmiştir. Okuyor, 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 okuyor. Hepsi aynı. Ama aralarından bir tanesi de öyle çıkıp demiyor ki, kardeşim bu bir Kızılay. Bir gün oraya toplanan paraları da geçin. Bu bir gün bizim başımıza felaket gelirse bize de yardım eder. Niçin böyle bu küfürleri, hakaretleri yapıyoruz? O bir kuruluş. O 200 senedir başımızda diyen bir kişi yok. Görmedik. Elazığ'da deprem oldu. Anında bütün devletin bütün kadroları orada bitti. Bakın arkadaşlar, ne kadar. Ulaştırma Bakanı orada, İçişleri Bakanı orada, Kültür Bakanı orada, bütün Teknoloji Bakanı orada, hepsi orada. Giresun'da sel felaketi oluyor. Bütün bakanlar orada.
Trabzon'da felaket oluyor, toprak kayması, bütün bakanlar orada. Van'da deprem oluyor, bütün bakanlar orada, kaymakamlar, ekipler, jandarma, emniyet amirliği hep orada. İstanbul'da sel baskını şu bu oluyor, tamamen orada. İzmir'de şimdi bakın bu menfur hadise gerçekleşti. Bütün bakanlar orada. Her 10 dakikada, 20 dakikada bir dolanıyorlar meydanda. Şimdi hani dedik ya başta, Erdoğan olmasaydı ne olurdu diye. Bundan 20 sene önce bak 99 depremi oldu Gölcük'te, Sakarya'da. Tamamen Gölcük battı, bitti, yıkıldı gitti arkadaşlar. Ve göçük altında kalan o vatandaşlarımızın kurtarmak için, bakın onları kurtarmak için bir hilti, bir darbeli matkap, hiçbir şey yok. Millet çekiçlerle, küreklerle, ellerinden geldiği hani gayretlerle bir şeyler yapmaya çalıştılar. Devlet tamamen yok orada. Kızılay, yardım, maddi kuruş, hiçbir şey yok orada. Hiçbir ekipman yok. Hiç kimseye bir hani yemektir veyahut da çadırdır veyahut da yataktır hayatta kimse vermedi. Dünyadan bize yardım için toplanan, deprem yardım için toplanan paraları bile memurlarımızın maaşını ödeyemiyorduk da kredi alacak ülkede bulamamıştık. Ve memurlarımıza maaş olarak verdik. O depremzedelere ödenmesi gereken parayı memurlara maaş olarak ödedik. Bunu siyaset olarak söylemiyorum yani. Hiç bunu normal yaşanmış, araştırın bakın arkadaşlar. Burada hiçbir şeye gerek yok. Sadece olmuş, yaşanmış olayı anlatıyorum yani. Ben de canlı canlı o 99 depremini yaşadım. Bursa'daydım. Herkes sokaktaydı. Sokaklarda yattık. Günlerce, haftalarca sokaklarda yattık. Yoktu yani, parklarda yattık. Şimdi öyle mi oluyor? Bakıyorum televizyonlara, bakıyorum orada kimler var, araştırıyorum bütün internet sitelerinden. UMKE orada, Kızılay orada, AFAD orada, Deniz Feneri orada. Buna benzer ne kadar sivil toplum kuruluşları varsa, gönüllü ne kadar hani arama, kurtarma, çalışma ekipmanları varsa hepsi orada. Belediyeler orada, itfaiyeler orada. Hepsinin de bu tür olaylarda profesyonel ekipmanları var. Adam Kızılay olsun, AFAD olsun, UMKE olsun, adam termal dedektör getirtirmiş. Adam kameralarla şeylerin o göçüklerin altına sızabiliyor. Oralara kablolar uzatıyor. Oralarda termal dedektörle nefestir, candır, sestir, dinlemeler, cihazlarla, aletlerle oradaki yaşam, yaşayan veyahut da birisi kalmış mı onları tespit ediyorlar. Onlar seyyar baz istasyonları getirip orada bir çekim, hani çekim durumu olduğu zaman ulaşamıyorsa onlarla, hani telefonu olan varsa onlarla kontak kurmak için oraya seyyar baz istasyonları getiriyorlar. Kablolar uzatıyorlar, kameralar uzatıyorlar. Oda oda, bakın oda oda, kat kat, tuvaletine, banyosuna varıncaya kadar göçmüş binanın her tarafa köstebek gibi ikinci kattan, birinci, üçüncü, beşinci katlardan ara ara oralardan oyuk yapıp girip içerideki insanı sağ salim kurtarıyorlar. Sağ salim kurtarıyorlar ve profesyonel olmuşlar. Şu anda bu depremzedelerin, vefat edenlerin, hayatı kaybedenlere yapacak bir şeyimiz yok. Onlar için çok üzülüyoruz. Çok ağır, çok zor bir durumdalar. Onlara Allah 1000 kere yardımcı olsun. Onlara Allahu Teala peygamber sabrı versin. Çok üzülüyoruz. Elimizden gelecek gelen başka bir şey yok. Eğer devletimiz derse ki ne, yardım edin, yardım el uzatın, bize bir hesap numarası ne verirse versin, biz yine elimizden gelen her türlü yardım desteği yaparız sonuna kadar. Ve oradaki hayatta kalan o insanların hiçbirisi mağdur olmayacak şekilde, ne yiyecek, ne giyecek, ne yatacak olmayacak şekilde aynı evlerine tekrar giremiyorlar şu anda. Bakın o kadar hasar görmüş binalar var. Onların hepsine böyle desteklerle, kolonlarla, ağır iş makineleriyle destek olmuş, tekrar uçmasın. Küçük artçı depremler olduğu için anında uçabilir. Orada arama kurtarma yapan ekiplere zarar verebilir. Orada yandan, sokaktan gelenlere, geçenlere, yani yeni bir facia ortaya çıkar diye evlerin içine de giremiyorlar. Bütün bu İzmir'in o Bayrakçı mahallesinin tamamının barınacak, yiyecek, içecek ihtiyaçlarını işte bu Kızılay. O hakaret edilen, o aşağılanan, o iftiralar yüklenen Kızılay. Kızılay Yardımlaşma Kurumu Derneği bunları üstleniyor. Onların hepsini bu Kızılay karşılıyor. O küfür edilen. Hani şu etti, bu etti demiyorum ama edilenlerin, daha önce söyledim kimler tarafından, ama oradan hep ediliyor. Kardeşim bakın,
görüyorsunuz değil mi? O Kızılay hakaretler, küfürler edilen o kan mangasında o kanlar toplanıyor. Kızılay meydanlarda kan toplanıyor. Ben bir daha kan vermeyeceğim. O Kızılay yandaş diyenler, o kadar hakaret edenler. Görüyorsunuz değil mi arkadaş? Bugün onların başına, yarın bir başkasının başına, ertesi gün de bizim başımıza. Olabiliyor yani. Yani hayır için, hasenat için, yardımlaşmak için kurulmuş bir derneğe böylesine küfürler, hakaretler, aşağılamalar, bu tamamen vicdansız ve karaktersizliğin bir ürünü olduğunu anlamış olmanız gerek. Bunu onlar anlaması gerek. Bu depremde hayatını kaybedenler veyahut da orada zarar görenler yaptı demiyorum. O Kızılay'a küfür eden, hakaret edenlere söylüyorum ben. Onlar küfürler, hakaretler ettiler. Bakın burada İzmir'de onların yaralarını nasıl sarıyorlar. O battı, bitti, yıkıldı, yok oldu, ekonomi çöktü, aç kaldık, iflas ediyoruz, artık darboğazdayız, çıkmaktayız, çıkmazdayız, şundayız, bundayız dediğiniz hükümet anında geldi, orada yaraları sarıyor. Ve herkesin mağduriyetini orada giderecek. Giderecek yani. En kısa zamanda da onlara yeni evler inşa edip teslim edecek. Eder yani bunu. Eder bunu devlet. Erdoğan eder yani bunu. Başkası değil. Erdoğan yapar bunu. Van'da nasıl yaptı? Elazığ'da nasıl yaptı? İzmir'de de aynısını yapar. Yapar arkadaş. Erdoğan yapar. Arkasından, yani devamında, orada göçük altından çıkan veyahut da orada akrabası olan bazı kişiler her 20 dakikada bir oradaki o kontrol amaçlı, millete moral versin verme amaçlı gezen dolaşan o bakanlara, bakanım siz gittikten sonra da bu hizmet, hani bu ilgi alaka olacak mı, gitmeyin bakanım, yani siz gidince de bunlar olacak mı diyen, hani o CHP'nin televizyonlarından diyelim artık, o Fox'tan, Halk'tan, Tele1'den zehirlenen kişiler, hani hep öbürlerine yandaş diye bakmıyor galiba. Çünkü bilmiyor. Bakanım gidince bu hizmet devam edecek mi diye sanki alay eder gibi hani bir soru yöneltildi. Bakan ne diye cevap verdi? Biz gitmeyeceğiz, burada kalacağız. Hani Ekrem İmamoğlu gitmişti de Elazığ depremine, oradan ben ailemi ıskalayamam diyerek tatilime devam etmem için Palandöken'e gidip de kayak kaymıştı ya. Ailemi ıskalayamam, çoluğumu çocuğumu diye. İşte onların aileleri var o bakanların, ama onlar ıskalıyor işte, orada kalıyorlar. Süleyman Soylu Giresun'da ve Trabzon'da o sel felaketinde haftalarca orada kaldı. O Elazığ depreminde hep Elazığ'da kaldı. Van'da orada kaldılar bunlar. Haftalarca onların aileleri yok mu? Bak şimdi İzmir depremi var. Tüm bakanlar orada ve orada kalacaklar. Gitmiyorlar sonuna kadar. Tamamen o mağduriyet ortadan bertaraf edilip yok oluncaya kadar oradan gitmeyecekler. Gitmeyecekler. Ama oradaki vatandaş bunu bilmiyor. Çünkü hep Fox, Halk, Tele1 izleye izleye, hep CHP'nin yandaş kanallarını izleye izleye kendi bakanına, kendi cumhurbaşkanına, kendi devletine düşman oldular. Öyleler, düşmanlar, yapmış olduğu iyilikleri görmez hale geldiler. Yani bu bir siyaset değil yani, gerçek. Görmez hale geldiler. Tekrar buradan bu İzmir'de yaşanmış olan bu menfur olaydan ötürü herkese başsağlığı, herkese geçmiş olsun dileklerimi sunarak, herkesin acısını paylaşarak, elimizden gelen her türlü desteği, maddi manevi desteği sağlamak, sağlayacağımız bilgisini paylaşarak videomu sonlandırıyorum. Herkese geçmiş olsun. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.